Meslek haline geldi. Kimler diyor mu? El olur ben kaçar şimdi ortaya çıkar mı? Anlama! Ne kadar kaçarçı var? Hemen toparlanırsın. Ortada kol yok, yumurta yok. Ne emrediyorsa bu hayatı. Bekçi! Ne kadar söylediğim bu kaçakçı var kaçak mısın? Başbakan öyle istiyor. Estağfurullah beyim, benim gücüm yeter. Cumhuriyet kanunlarının gücü her şey yeter. Kanun namına çağırdığını söyle, gelsinler. Başbakan. Nedir bu kılınız? Nerede pantolonlarınız? Ne diyorsun bana? Ne diyorsun bana? Kıyafet kanunları beni sokmuşsun. Adın ne senin? Talip Kurba. Senin? Seyit oldum canım. Seni bir yerden tanıyorum. Ben Murat Şah'ya. İstişarelerde bulunmadın mı? Bulunmadım. Bakışlarını beğenmedim. Adın ne? Türkü. Konuda ne olmuş? Bir vakit bayraya gitti. Kaçak işinde değil mi? Suriye'ye girişimi düşmüştü de. Ne işi? Giriş işte kurban, ne istedin? Beni iyi dinleyin. Buraya kaçakçının kötülü kazmaya geldim. Bu işten şu dakikadan itibaren el çekeceksin. Biz kaçakçı değiliz kurban. Çarklıktan emin başımız gözümüz üzerine dayı geldi. Sen bizi kaçakçı mı verdin sen başakan diye? Burada yalnız benimle konuşulur. Biz nokta peşinde çarkçılarız kurban. Sattığınız mallar neden gelir? Suriye toplarında ucuzdur. Yani ordanımız. Pahalıya ne bu? Bana soru mu soruyorsun? Türkçü toprakta erişmeyin. Görüş var. Derdimizi de aydeledik. Nasıl derse? Ne diyeceksiniz? Suriye'de peşli 8 liradan, Feriyan'da 12 liradan satılır. Biz 8 kuşa alırız, 30'a satarız. Ticaretimiz işte. Bu 50 kuruş 1000 liradır. Ticareti. Dümdüz kaçakçılık işte. Muhabbeti benim, kaçacağım olur. Sen mayından geçmeyebilir misin kurban? Ecel, ayağının ucunda durup durur. Mayın ki, ettiğini gavur, İslam'a yakar. Hal böyle Ecel, nedir ki tatlı cebinde göz aldıran? İşte o 50 kuruş 1000 lira. Gümrükten geçen her adam devlet payını alacak. Devlet payını almazsa memleket fakir düştü demektir. Bizim yardımımız da tutarız kurban. Şu kaçak işini hiç indirip kaldırmasan kaldırdık, yok artık. Peki ya ne yapalım? Zülküf gibi ocağı mı söndürecek? Şunun haline mi bak? Ekmek havasına Adana'ya gittin imzali. Anlatmaya başına girenleri. Bırak arı da anlat. Yer yurt yokluğundan bir de kazancın iki balla etmezliğinden avralı yanımıza aldıramadık. Geri gelende haneyi yıkıp bulduk. Bizim avra taktik belasına döşek düşkünü olur. Suriye'ye kaçmış herifler. Kenara koyduğumuz birkaç kuruş tabancanın altına gitti. Öte yana geçip başımızı yerden kaldırdı. Geri gelenler olur mayına verdi. Öldürdün mü kancıkiti? Yaşatamaydı. Kurşun yoktu ama öldürdüm. Alo. Cikarı mı terlendi? Ha bu yöreğinin töresinde. İkram olmamak yoktu. Hatıra saymam beni. Dur kurban. O kullanan aklıydı. Korkesine. Yapacaksan bir daha buyur. Abdülcemal'i ver. Benden buyur. Sen misin? Şunu açmayın demişti. Emir emirdir. Ne? O yandaki kürsüden geçeriz geçeriyi. Geçer mi? Hayır müsaadeyle kurban. Sen gönlünü seni tut. Hiçbir kötülük olmaz. Beynin kapısı kilitlenmeden nasıl rahat duymazsa? Onun gibi memleket evinin kapıları olan hudutların güvenliğinin sağlanması şart. Bundan böyle haline yönetin herkesi. Benim haberim olmadan kimse adımın yan basmasın. Kanunlara saygı bekleyin hepinizden. Şu kılınız da değer güvenliği. Başarınız gözünüz üzerine can. Kaçakçılık olurmuş ha. Olsun bakalım. Bu da neyse. Cırcıplan mal geçiriz ihtiyar bu gece. Gözlüğümü okmayın. Davulcu kabarısı gibi boşa bir gitsin sandıklarımız. Beyefendi biraz geçsinler. Başınıza iş açacaksınız. Madem buraya. Niye gömüyordum ha? Aslanım halinizi açıyorsun. Benden söylemesin. Ben bunların... babalarıyla uğraşmışım. Bunlar sinek fısıltısı bana. Onların vasiyetini yerine ben. Bunlarsa... Canımdan da eşeksin. Biz onu da göze almışız. 3 günlük seyit var. 40 yılı da bu peşeler.
Kutuşlayan cezasını çeker!
Thank you.
karşı alnımda aydınlığı hisseden diyor. Bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'ye layık bir meyit kalacak. Hanımefendiler, beyefendiler, Bornova Anadolu Lisesi bugün biraz önce gösterdikleri bu güzel oyunla 50 yıllık mazisine yaraşır şekilde nesiller yetiştirdiğini bugünden itibaren de ben okul müdürü olarak söylüyor ve iddia ediyorum. Atatürk ilke ve inkılapları bu okulda ilerleden sonsuza kadar. Bornova Anadolu Lisesi'nde perde inmeyecektir, indirilmeyecektir. Sahneye koyan başta Doğan Yağcı Bey'e, onunla birlikte geceli gündüzü çalışan öğretmen arkadaşlarıma, Aysun Hanım'a, Mine Hanım'a, aramızda olmayan rahatsızlığı sebebiyle Nalan Hanım'a ve tüm birimlerimizle, aile birliğimle, koruma derneğimle, vakfımla gurur duyduğumu ve bundan böyle bu güzel öğrencilerimin daha nice yıllarda baldaki bu ilkeleri nesiller boyunca devam ettireceklerine sonsuz inancım tamdır. Bugün aynı zamanda Anneler Günü olması nedeniyle bu güzel günde bize ikinci bayramı yaşatmaları son derece beni ve sizleri duygulandırdı. Vakfımın değerli başkanı ve yönetim kurulunun göstermiş olduğu bize yakın ilgisi artık bu okulda her şeyin normale, düzene girdiğini damgalamaktadır. Ve bundan böyle Bornova Anadolu Lisesi yine yarının Türkiye'sini yetiştirecek genç nesiller olarak yaşatacak ve bu ülkeyi Atatürk'ten aldığımız ilke ve inkılaplar ışığı altında daha nice yıllara götürecektir. İnancım sonsuz. Ne mutlu Türk'üm diye düşünüyorum. Anneler. Genç sanata verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Bize her gün değişik bir heyecanlar yaşatan okulumuz 1955 yılında
gelişen dünyada yerini almak isteyen ülkemizin kadroları yetiştirmek amacıyla devrim başbakanı Adnan Menderes tarafından kuruldu. 40 yılı aşkın bir süredir bu çaba için çaba sarf ediyor. Bu hedef için çaba sarf ediyor. Bugünkü günümüzde de, bugünkü yaşadığımız günde de bunu bir kez daha ispatlıyor ki bu kadrolar pırıl pırıl yetişiyor. Vakfımız mezunlarımızı temsil ediyor. 7 yılda bu okuldan aldıklarıyla ömür boyunca bu okula borçlanan mezunlarımız bu güzide eğitim kuruluşunu ülkemizin en saygın, en köklü kurumu haline getirmek için çabalıyor. Hedefimiz okulu idare etmek değil, hedefimiz okulun istikbalidir. Sevgili gençler, zaman zaman bu yolda çok üzüldüğümüz, karanlıklara kapıldığımız, etrafımızın kara bulutlarla çevrili olduğu zamanlar oldu. Bu kara bulutları etrafımızdan dağıtan yegane şey, bugün de gördüğümüz gözlerimizdeki bulutlar. Bize umut verdiniz. Sizlere müteşekkir. Öncelikle sizlere, sizleri yetiştiren değerli evlerimize, sizleri bugünlere hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gençlerin. Geçen sene de hakikaten izlediğimiz tiyatroda çok heyecanlanmıştık. Bu akşam da heyecanlandık. Bu katkılarından dolayı biz de Vakıf Bank'a çok teşekkür ediyoruz. Ve esas gençlerimize alkışlıyoruz. Vakfı'nla birlikte yapmaktan son derece mutluyum. Tüm öğrencilerime mutluluklar, başarılar dilerken değerli başkanıma da